Sevgili öğrenciler, ben Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Yusuf Altınsoy. Bugün size 11. sınıf 1. ünite konusu olan edebi akımlar hakkında bilgi vereceğim. Edebi akımlarımıza geçmeden önce isterseniz edebi akım nedir, ne değildir? Şöyle birkaç cümleyle özetleyelim. İnsanoğlu yaratılışı gereği farklı kişiliğe sahiptir. Ve bu farklı kişiliğe sahip olmasında özellikle yaratılışından gelen kişisel farklılıklar ve daha sonra yaşanmışlıklardaki sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel bazı yaşanmışlıklar insanoğlunun olaylar karşısında farklı düşünmesine, olayları farklı görmesine neden olur. İşte şair ve yazarlarımız da olaylar karşısındaki bu farklılıkları ne yapmışlardır? Eserlerine yansıtmışlardır. Kimileri olaya gerçekçi gözüyle bakarken, kimileri daha çok duygusal yönüyle bakmışlardır. Mesela bir sonbahar mevsimi düşünelim. Bir ağaçın yapraklarının düştüğünü düşünelim. Orada kimi şair direkt gerçekçi gözüyle sonbahar mevsimini kendisinde hissederken, bazı şairler işte ölümü, yalnızlığı ne yapabilir? Düşünebilir. İşte bu farklılıklar insanoğlunun hem kişisel özelliklerinden hem de yaşanmışlıklarından kaynaklanmaktadır. İşte bu edebiyat araştırmacıları yıllar sonra bu farklı düşünen, farklı şekilde bu düşündüklerini esere yansıtan şairlerimizi ne yapmışlardır? Ve yazarlarımızı gruplandırmışlar ve kimilerine işte bunlar duygusal yönüyle olaylara bakanlar, bunlar gerçekçi yönüyle bakanlar diyerek gruplandırmışlar ve bu şekilde edebi akımlar ortaya çıkmıştır. Aslında akım dediğimiz şey sadece edebiyatta yoktur. Resimde vardır, müzikte vardır, heykeltıraşçılıkta da ne vardır? Bu akım dediğimiz şey vardır ve bu akımlar edebiyattaki akımlarla konu olarak ne yapar? Benzerlikler gösterir. Ve yine şöyle bir durum daha var. Bir şair realizm akımında etkisinde eser yazmışsa hep realizmci olacak diye bir kural yok. Ne yapar? Eserin birinci eserinde realizmin etkisinde yazar, ikinci eserinde romantizmin etkisinde de yazabilir. Ya da aynı romanda hem realizm hem romantizmin etkisi görülebilir diyebiliriz. Şimdi akımlarımıza geçelim isterseniz. İlk akımımız klasizm. İsterseniz klasizme geçmeden önce Avrupa'daki var olan düşünceyi şöyle kısaca bir özetleyelim. Avrupa'da daha önce özellikle 15 ve 16. yüzyıllara baktığımız zaman skolastik düşüncenin hakim olduğunu görüyoruz. Peki neydi bu skolastik düşünce? Özellikle kilise halk adına düşünür, halk adına araştırır ve halk adına bilgiyi ortaya koyar ve halk bu kilisenin ortaya koyduğu bilginin dışında asla bilgi öğrenemez. Bunu kısaca bir örnekle özetleyecek olursak, mesela kilise demişse ki ne, atın ağzında 3 diş var demişse ve siz gidip atın ağzını açsanız ve orada 4 diş olduğunu görseniz asla atın ağzında 4 diş var diyemezsiniz. Niye? Çünkü kilise sizin adınıza düşünmüş, araştırmış ve bilgiyi ortaya koymuştur. Eğer 4 diş var derseniz bu kez kiliseye muhalefetten önce aforoz edilirsiniz. Sonra ya sürgüne, ya zindana ya da idama kadar bu iş giderdi. İşte bu yüzden bu klasizmden önce ne olmuştur? İnsanlar aklını çok fazla kullanmamıştır. Yani bu aklını daha çok kilise kullanmıştır. O yüzden klasizm daha çok akla önem veren bir akım olarak ortaya çıkar ve o dönemde de çok fazla rağbet görmüştür diyebiliriz. Peki nedir ne değildir? İsterseniz özelliklerine geçelim. 17. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmış bir akımdır ve bu akımın temelini özellikle Descartes'in akılcılık ve rasyonalizm felsefesi oluşturur. Niye? Çünkü Descartes ne demiştir? Düşünüyorum, öyleyse varım. Yani ben düşünen bir varlığım ve diğer varlıklardan ayrılan yönüm aklımı kullanabilmem, düşünebilmem demiştir. Ve bu düşünce o dönemde çok fazla rağbet görmüştür. Niye? İnsanlar skolastik düşünceden artık bıkmışlardı ve bu onlar için büyük bir fırsat oldu ve çok rağbet gördü. Ve bu akımın özellikle kurucusu böyledir. Ve yine baktığımız zaman akıl ve sağduyuya çok önem verildiğini görüyoruz. Ve tüm olaylara ve durumlara bu akıl ve sağduyuyla yaklaştırıldığını görüyoruz. Yine baktığımız zaman duygular klasizmde ikinci plandadır. Niye? Çünkü duygular yanıltıcıdır. Özellikle klasizmcilere göre. Niye? İnsan aşıksa veya bir şeye kin, nefret duyuyorsa veya çok sevinçliyse bu kez ne yapıyor? Aklın devre dışı olduğunu, insanın olaylar karşısındaki hal ve hareketlerine duyguların yön verdiğini düşündükleri için ne yapmışlardır? Akıl ön plana almayı, duyguları da çok ikinci plana almayı ya da
duyguların mutlaka aklın denetiminde olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Yine baktığımız zaman özellikle tiyatroda etkili olduğunu görüyoruz biz bu klasizmin ve trajedide çok etkili olduğunu görmekteyiz. Trajedinin özellikleri neydi? Özellikle Yunan edebiyatının etkisinde ortaya çıkmıştı. Ve orada tanrılar, tanrıçalar, krallar, kraliçeler ve soylu kesimin sahnede olduğu, onların hayatlarının yer aldığı, onların diliyle konuşturulduğu bir edebiyat türüydü. Trajedi, tiyatro türü. İşte baktığımız zaman trajedi ile özellikle klasizmin benzer özelliklerini görmekteyiz. Niye? Çünkü kahramanlar seçkin kişiler. Trajedide de ne vardı? Tanrılar, tanrıçalar, krallar, kraliçeler ve soylu kişiler vardı. İşte klasizmde aynı şekilde soylu kişiler vardır. Konu önemli değildir. Niye? Çünkü günlük hayattan alınmıyor konular. Ve bu elit tabaka dediğimiz, bu soylu kişiler dediğimiz tanrılar, tanrıçalar veya kral kraliçeler ve soylu kimselerin hayatları olduğu için ne yapmamıştır? Konu çok fazla önemli olmamıştır. İdeal ve mükemmel insanı ne yapmışlardır? Konu almışlardır. Biraz önceki bahsettiğim kişilere. Dil ve üslupta kusursuzluk aranır. Niye? Çünkü günlük hayattaki olaylar yer almadığı için, yine günlük hayatta karşılaştığımız insanlar yer almadığı için günlük konuşma diline değil de daha çok bu soylu kimselerin konuşmalarına yer verilmiştir. O yüzden nedir? Dil ve üslupta soyluluk aranır ve bir kusursuzluk vardır. Ve o yüzden günlük hayattaki olaylara yer vermediği için toplum için sanat değil, sanat için sanatın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Peki kim var derseniz, tiyatroda etkili olan bir akımdı. O yüzden Molière'i, Cornelia'yı, Racine'i, La Fontaine'i ve Fenelon'u bu akımın temsilciler olarak, özellikle dünyada bilen temsilciler olarak görmekteyiz. Peki Türk edebiyatında kim derseniz, özellikle bakın iki tane tiyatrocuyu görüyoruz. Birisi Şinasi, bir Ahmet Tevfik Paşa. Şinasi, şair elemesi edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseridir. Yine Ahmet Tevfik Paşa ise özellikle Bursa'da yaptırmış olduğu tiyatro binasıyla halka tiyatroyu sevdirmeye amaçlayan önemli bir yazarımızdı. İşte daha çok ağırlıklı olarak tiyatroda etkili olan bu akımda tiyatrocuları görmekteyiz. Bir sonraki akımımız romantizm. Yani coşumculuk ve duyguculuk. Bu özellikle baktığımız zaman klasizmcilerin geri plana attığı duyguyu ne yapmışlardır? Bunlar ön plana getirmişlerdir. O yüzden klasizme tepki olarak doğmuştur. Ve Jean-Jacques Rousseau bu akımın öncüsüdür. Ve klasizme tepki olarak doğduğu için onlar akılcılığı ön plana almıştı. Romantizmciler ise daha çok duygu ve hayallere önem verirler eserlerinde. Yine baktığımız zaman romantik sanatçılara göre en iyi kural kuralsızlıktır. Bakın klasizmde kat kurallar vardı. Niye? Çünkü soylu kimseler vardı ve bazı o katı kuralları aşmak mümkün değildi. Ve romantizmciler klasizme tepki olarak doğduğu için işte bunlar ne yapmışlardı? O katı kuralları yıkarak kuralsızlığı kural olarak almışlardır. Peki romantizmde konular nedir dersek ilk önce Hristiyanlık, yani dini konular ele alınmış. Niye? Hala dinin etkisi devam ediyor. O dönemde de vardı. Hatta günümüzde de nedir? Dini konular etkilidir. Daha sonra tarihi konuların işlendiğini görüyoruz. Ve yine günlük yaşam. Bakın klasizmde günlük yaşam yokken romantizmde ne yapılmıştır? Günlük hayattaki olaylara yer verilmiştir. Yine baktığımız zaman günlük hayattaki olaylara yer verildiği için toplum için sanatın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yine günlük hayattaki olaylara yer verildiği için tabiat önemsenmiştir. Niye? Çünkü insanoğlu tabiatla vardır ve insanoğlunu ele alırken tabiatı da ne yapmışlardır? Önemsemişlerdir ve iyi bir gözlemle ne yapmışlardır? İnsanoğlunu ele alırken çevreyi de eserlerinde tasvir etmişlerdir. Yine baktığımız zaman iyi kötü, doğru yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanıldığını görüyoruz. Romantizmciler dil konusunda klasizmciler gibi değillerdir. Niye? Çünkü onlarda dilde soyluluk ve kusursuzluk aranıyordu. Niye? Çünkü günlük hayattaki olaylara yer vermiyorlardı. Ama baktığımız zaman romantizmciler günlük hayattaki olaylara yer verdiği için ne yapmışlardır? Sözcük seçme kaygısını çok fazla gütmemişlerdir. Yani günlük hayatta konuşulan dili ne yapmışlardır? Eserlerine almışlardır. Sanatçılara baktığımız zaman özellikle Victor Hugo'yu, bu alanda dünya edebiyatının tanınmış bir sanatçı olarak Victor Hugo'yu görüyoruz. Yine Voltaire'i, yine
Shakespeare'i özellikle Romeo Juliet ve Hamlet'inde bu romantizmin etkisini görmekteyiz. Lord Byron'u, Schiller'i, Lamartine'i, yine Goethe'yi bu genç Werther'in acılarında yine bunun etkisi görülmekte. Alexander Dumas'ın özellikle Monte Cristo konusunda ve Kamelya Kadın'da bunun etkisi görülmekte. Yine Pushkin'in Yüzbaşının Kızı adlı eserinde bunu görmekteyiz. Peki Türk edebiyatında romantizmciler kimler dersek özellikle ilk edebi romanımızın yazarı Namık Kemal'i görmekteyiz. İntibah'ın yazarını. Yine Ahmet Mithat Efendi'yi romantizmci olarak görürüz. Niye? Çünkü Ahmet Mithat Efendi Hacı Evvel dediğimiz, yazı makinesi dediğimiz toplumu bilgilendirmeyi amaçlayan ve toplumdaki birçok olayı eserlerine taşıyan kişiydi. Ve bu yönüyle nedir? Ahmet Mithat Efendi'nin birçok eserinde romantizmin etkisi vardır. Yine Abdullah Kamit Tahran'ın yine eserlerinde romantizm, özellikle Makber'de ve Sahra'da bu romantizmin etkisini görmekteyiz. Üçüncü akımımız realizmdir ve gerçekçiliktir. Peki nedir bu gerçekçilik? Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak. Niye? Çünkü bunlar gerçekçiliği ikinci plana atarak daha çok duygu ve hayallere yer vermişlerdi ve o duygu ve hayallerini yapmışlardır. Realistler karşı çıkarak özellikle gerçekçiliğin ön planda olduğunu vurgulamak istemişlerdir. O yüzden konularını ne yapmışlardır? Konulara gerçekçi gözle yaklaşmışlardır. Yani her türlü olaya yani iyisiyle kötüsüyle en ince ayrıntısına kadar ne yapmışlardır? Eserleri alarak gerçekliği ön planda tutmuşlardır. Ve baktığımız zaman tıpkı romantizmciler de hani çevreye önem vermişlerdi ya, işte realistçiler de ne yapmışlardır? Gerçekliği ortaya koyabilmek için çevre betimlemelerine yer vermişlerdir ve özellikle baktığımız zaman burada çevrenin etkisini eserlerine en iyi şekliyle yansıttığını ve gerçeklikte çevrenin önemli olduğunu ne yapmışlardır? Realistleri ortaya koymuşlardır ve realistlerin duygu ve hayallerden uzak durduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü romantizmcilere tepki olarak doğduğu için onlar duygu ve hayalleri ön planda tutmuşlardı. Realistler ise daha çok ne yapmışlardır? Gerçeklikler üzerine durmuştur. Duygu ve hayalleri ne yapmışlardır? İkinci plana almışlardır. Realistlerde sanatçının eğitimi amacı yoktur. Yani kendi duygu ve düşüncelerini ve yorumlarını eserlerine katmazlar. Yani okuyucuyu yönlendirme amacı gütmezler. O yüzden ne yaparlar? Olaylar ve durumlar karşısında oradaki olay neyse, durum neyse en ince ayrıntısına kadar çevre betimlemeleri ne yaparlar? Eserlerinde verirler. O yüzden eğitim amaçları yoktur. Ve bu olayları veya durumları eserlerine alırken ne yaparlar? İyi bir gözlem. Niye? Çünkü gerçekliği ön plana getirebilmek için ne yapmışlardır? İyi bir gözleme ihtiyaç vardır ve realistler iyi bir gözlemcidir. Ve olayları gözlemlerler ve olaylar hakkında araştırma yaparlar. Gerekirse olaylar hakkında eğer belgeler varsa onlar da ne yaparlar? Eserlerinde sunarlar. Yani eserlerinde yeri girdi, belgeleri de yer verirler. Bu şekilde ne yaparlar? Olaya nesnel bir şekilde kendi duygu düşüncelerini katmadan ne yaparlar? Eserlerinde olayları yer verirler. Yine baktığımız zaman gerçeklerin tüm çıplaklığıyla yani en ayrıntısına kadar verildiğini görüyoruz. Hatta sanatta çok fazla rağbet görmeyen anket usulüne ne yapmışlardır yöntemine gerektiğinde yer vermişlerdir. Gerçekliği ortaya koyabilmek için. Daha çok roman ve hikayede etkili olduğunu görüyoruz. Çok fazla şiir ve tiyatroda etkili değildir. Yine gerçekliği ortaya koyabilmek için realizmciler ne yapmışlardır? Günlük konuşma dilini, yani kim nasıl konuşuyorsa, eğer bir köylü konuşuyorsa köylü gibi konuşturmuşlar. Eğer bir okumuş aydın kişi ise kahramanımız, onun diliyle konuşturarak ne yapmışlardır? Bu gerçekliği ortaya koymuşlardır. Ve toplumdaki her türlü olay, en basit bir olay bile ne yapmıştır? Konu olarak ele alınmıştır. Peki kimlerdir derseniz, dünya ve Türk edebiyatının en tanınmış roman ve hikayecilerin realist olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Gustave Flaubert, Madame Bovary'si. Yine Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah. Yine Honoré de Balzac'ın bakın Vadideki Zambak Görüyot Baba. Yine Charles Dickens'in Oliver Twist
ve iki şehrin hikayesi. Yine baktığımız zaman Ernest Hemingway'ın Çanlar Kim İçin Çalışıyor, Çalıyor ve Silahlara Veda. Yine Turgenev'in Babalar ve Oğullar. Anton Çehov'un birçok hikayesinde. Yine Maxim Gorki'nin Ana ve Çocukluğum adlı eserlerinde. Yine Gogol'un Ölü Canlar ve Bir Dilin Hatırasında. Yine baktığımız zaman Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar, Anna Karenina, Hacı Murat gibi eserlerinde. Yine Dostoyevski'nin Suç ve Cezasında, Karamazov Kardeşleri adlı eserlerinde ve birçok eserinde bu realizmin etkilerini görmekteyiz. Dördüncü akımımız ise, Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerimiz ise yine edebiyatımızda en tanınmış roman ve hikayecileri burada görmekteyiz. Kimdir? Bakın Recep ve Mahmut Ekrem, Tanzim Edebiyatı'nın tanınmış romancısı ve Araba Sevdası. Yine Sami Paşa Zade Sezai'nin Sergüzeşti. Yine baktığımız zaman Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ı. Bakın Safahat şiir olmasına rağmen ne yapmıştı? İçerisinde birçok hikaye vardır ve Mehmet Akif Ersoy o hikayeleri toplumu iyi gözlemleyerek ne yapmıştır? Gerçekçi bir dille bu şiirlerine almıştır. Yine Halit Ziya Uşaklıgil her ne kadar toplumdan uzak bir edebiyat ortaya koysa da o zengin elit tabakanın gerçeklerini ne yapmıştır? Mavi ve Siyah ve Aşkın Ünlü adlı eserlerinde dile getirir. Yine Mehmet Rauf'un Eylül'ünde gerçekliği görürüz. Yine Ömer Seyfettin'in hikayelerinde bu gerçekliğe şahit oluruz. Yakup Kadri yine gerçekçi bir gözle Kurtuluş Savaşı dönemi olaylarını yabanda ve yine toplum olaylarını Kiralık Konak'ta ne yapmıştır? En iyi şekliyle kaleme almıştır. Yine Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri önemli hikayelerinde o gözlemleri ne yapmıştır? Gerçekçi bir şekilde eserini almıştır. Yine Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü, Çalış Kuşu gibi eserlerinde Anadolu gerçeğini dile getirir. Yine Halide Lazo var Sinekli Bakkal'da, Hurun Kahpe'de, Ateşten Gömlek'te ve daha birçok eserinde ne yapmıştır? Hem Anadolu gerçeğini, hem Kurtuluş Savaşı gerçeğini, hem de toplumsal olaylar gerçekliklerini ne yapmıştır? Eserlerine almıştır.